Hocam tekrardan Merhaba. Merhaba. ben arkadaşlarımla beyin hakkında konuşuyorum ve bazı arkadaşlarım beynin tamamını kullanmadığımızı söylüyor. Ha. Ben de onlar adına sormak istiyorum. Beynimizin tamamını kullanmıyor muyuz? Tamamını kullanırsak uçar mıyız? Bu rivayet doğru mu? Şimdi bu efsaneyi niye çok seviyoruz biliyor musunuz? Şimdi mesela beynin %10'unu kullanıyoruz İşte bilmem ne bir şey olsa da %15'ini kullansak süper oluruz gibi şeyler var ya bunlar bizim şuradan hoşumuza gidiyor. Ya abi onu çalışıyor bak durum bu. Bir %15 20 olsa ben neler yapacağım sen daha beni gör. O gizli potansiyele bayılıyoruz hepimiz. Ama şunu açık ve netlikle söyleyeyim. Bu güzel sorunun da açtığı yoldan bir bilgisayarı çalıştırdığınızda Bilgisayarın her yerine elektrik gider, bilgisayarın her yeri çalışır. Ha, müzik dinliyorsanız hoparlörlerden ses gelir. Efendim oyun oynuyorsanız ekranda bir takım hareketli karakterler daha çok enerji yakmaya başlar falan ama bilgisayarın her yeri her an çalışır. Beynimizde böyle. Uykuda da uykudayken de uyanıkken de hiç fark etmez. Devamlı online olduğunuz sürece, hayatta olduğunuz sürece bu sistem yüzde çalışıyor. Ama her an her yeri tam kapasite çalışmıyor. Ha, bir bilgisayarın her yeri çalışıyor da. Biz bilgisayarın bütün potansiyelini kullanabiliyor muyuz acaba? Yani bazımız bizim Mars'a götürüp getirecek cep telefonları ya da bilgisayarlarla sadece ya selfie çekiyoruz ya oyun oynuyoruz mesela değil mi? Biraz böyle kullanıyoruz. Potansiyelini çok kullanabiliyor muyuz? Bak o büyük bir soru işareti işte. Onu bilemiyorum. Ben temelde bunun geliştirilebileceğini biliyorum ve bu beyinle ilgili temel bilgilere sahip olup onun üzerine konuşmanın hepimize çok fayda sağlayacağını da görmüştüm var. Mesela beyin hayatta kalma donanımı olarak tarif ederiz biz genellikle ve hareket eden canlıların işte etrafından haberdar olup hareketlerini yönetmelerini sağlıyor. Peki ana konusu nedir? Yani beyin denen organ bütün beyni olan canlılarda acaba ortak bir yazılıma göre çalışıyor mu? Biz de dahil olmak üzere arkadaşlar size bir sır vereyim. Temel iki tane çok önemli konusu var. Birisi canlıyı korumak yani hayatta kalmak, ikincisi üremek. En önemli fonksiyonu budur beyinlerin. Üreme ve hayatta kalmaya kurgulu. Şimdi böyle deyince yüzler biraz düştü. Bizimki de mi ya falan diye. Ya ben doktora yapıyorum kardeşim işte ne bileyim ben yazarım yazıp çiziyorum. Bizim Bizimki de öyle. Yani bütün beyinlerin ana yapısı biraz bunun üzerine kurulu. Ama insanda şöyle bir şey var. İnsan bunları alıyor tabiri caizse bir kuantum çarpanıyla çarpıp çok tuhaf üst düzey özelliklerin zuhur etmesine bir aracı gibi davranıyor insan. İnsana baktığımızda aslında bu temel hayvani güdülerin çok ötesinde bazı ortaya çıkışlar görüyoruz. Bugün de aslında biraz bu bütün canlılarla temel yapısı aynı olan beynin bizdeki farklarına doğru yavaş yavaş geçeceğiz.